Göreve geldiğimiz günden beri yaptığımız tespitler ve araştırmalar gösterdi ki Bursa'da ulaşım çok konuşuluyor. Ulaşımla alakalı yaşanan sıkıntılar çok dile getiriliyor ve özellikle toplu taşıma da özellikle raylı sistemlerde bu işin başında geliyor tabirindeyse. 2003 yılında yılda 44-45 milyon kişi taşıyan metrolarımız, raylı sistemlerimiz geçen yıl 2019 itibariyle 95 milyonları gördü. İki katına çıktı. Yani Bursa 2000'li yıllarda 2 milyon kişiydi. Şimdi Bursa'da 3 milyon insan yaşıyor ve bu artışla beraber de toplu taşıma kültürü de arttığı için toplu taşıma iki katından daha fazla bir sürece çıktı. Sadece raylı sistemlerde. Tabii şunu özellikle söylemeliyim. Biz bu noktada yatırımlar yapacağımız ama sadece yeni hatlar açmakla kalmayıp mevcut hatları rentable bir şekilde kullanmak adına da bazı çalışmalar yapacağımızı ifade etmiştik. Mevcut sinyalizasyon sistemi sabit blok prensibiyle çalışmakta. Bursa rayı en yoğun hatlarının sinyalizasyon sistemi tasarımı 2000'li yıllardaki yolculuk talepleri baz alarak yapılmış durumda. İki tren arasındaki minimum süre kuzey ve batı hatlarında 5-6 dakika, doğu hattında ise 3 dakika olabilecek şekilde dizayn edilmiş. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Master Planı'nda Bursa rayın kapasitesinin artırılması için sinyalizasyon sisteminin revize edilmesi projesi yer almaktaydı ve biz ısrarla da Bursalı hemşehrilerimize sinyalizasyon optimizasyonundan bahsediyorduk. Fakat mevcut hatları hiç durdurmadan tabir yerindeyse mevcut sisteme yakın bir yeni hat yapmışız gibi çalışma yaptığımız ama bu çalışmaları da sadece gece 1 ile 6 arasında 5 saat boyunca çalıştığımızı ifade etmiştik. 2017 ve 18 yıllarında Aselsan, TÜBİTAK, Siemens, BBR, Thales, CRSC ve İDİS gibi ve benzeri birçok firmayla görüşüldü. Proje maliyetleri ve işin rentabilitesi göz önüne alındı ve 2 dakikalık sefer sıklığı için 16.07.2018 tarihinde Hasan firmasından İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki bir profesör hocamıza mevcut hat yapısı göz önüne alınarak sinyalizasyon sistemi tasarım simülasyonu yaptırıldı ve bu dizayının sağlanabileceği ispatlandı. Tabii ayrıca BBR firması 2010 yılında Manila'da yani Filipinler'de 10 milyon nüfuslu bir şehirde bununla alakalı bir çalışmayı hayata geçirdiği için bu da bizim için bir örnekti açıkçası. Ve 25 Mart 2019 tarihinde 9 milyon 520 bin euro bedelle BBR'la sözleşmemizi imzaladık. Proje maliyetlerini düşürmek için hattın belirli bölgeleri proje kapsamında alındı. Üniversite araba yatağı 2 dakika. Kablo ve bazı ekipmanların temini ve montajı Burlaş tarafından karşılanıp mevcut sistemdeki ekipmanlarla BBR tarafından kullanılacak şeklinde bir iş ve ekipman ayrımı içeren bir sözleşme yapıldı. Tabi ilave olarak da proje kapsamında Mimar Sinan Kestel arasında Gürsu T1'deki sinyalin taşınması ile 3 dakika olarak planlanacak. Kuzey hattında Korupart'taki T4'teki sinyalin taşınması ile Karaman Emek arası da 4 dakika olarak planlanacak. Üniversite araba yatağı arasında 2 dakikalık dizi aralığı için yapılan çalışmalar 3 faz şeklinde planlandı ve biz bu akşam, bu gece şu an saat 1.30 civarı bunun birincisini yarın itibariyle devreye almış alacağız. Yani birinci faz araba yatağı Paşa Çiftliği arası. Normalde Haziran 2020'de bitirmeyi planlıyorduk. Fakat malum pandemi sürecinden Almanların gelememesi ve beraberinde çalışılamama noktasındaki aksaklardan dolayı Ekim 2020 itibariyle 4 aylık bir gecikmeyle faaliyete geçirmiş oluyoruz. Yine ikinci fazla alakalı Paşa Çiftliği Küçük Sanayi arasını ise Eylül 2020'de bitirmeyi planladık. İnşallah bir aksilik olmazsa onu da Aralık 2020 gibi bu yıl sonuna doğru devreye almış olacağız. Üçüncü fazımızda Küçük Sanayi Üniversite arası. Onu ise Temmuz 2021'de önümüzdeki yıl devreye almayı düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa Haziran, Temmuz gibi inşallah devreye almış olacağız. Tabii sinyalizasyon sistemi revizyonu sonrasında hatta çalışan tren sayısının artması nedeniyle ihtiyaç duyulan cer gücü talebi olacaktır açıkçası. Bu artan talebin belirlenmesi için de yine bir bununla alakalı simülasyon yapıldı. Normal işletimde 2 dakika dizi aralığı için batı hattında 2 adet trafo ihtiyacı ortaya çıktı.
Doğu hattında da bir tarafa devre dışı kaldığında durumlarda 2 dakika dizi aralığı çalışmayacak. Bu sebeple simülasyonda doğu hattında da bir adet trafo çıktı. Fakat normal tren işletim için gerekli olmadığı için yaptırılmadı. Trafoların yapımı için ABB firmasıyla birinci trafo için yaklaşık 1 milyon, yine ikinci trafo için de 1 milyon olmak kaydıyla 2 milyon euroluk bir sözleşme imzalandı. Birinci trafoyu da inşallah bu hafta devreye alıyoruz. İkinci trafoyu da nasip olursa önümüzdeki yıl 3. fazın bitirilmesiyle yani Haziran-Temmuz 2021 gibi onu da tamamlamış olacağız. Ben tabii ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hassasiyetle süreç takip edildi. Gün içerisinde herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden Allah'a hamdolsun sürecin sağlıklı bir şekilde devam etmesi adına da bütün itina ve özeni arkadaşlarımız gösterdiler. Bursalı hemşehrilerimiz yataklarında huzur içerisinde uyurken Allah'a hamdolsun onların özellikle sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluğu bertaraf etmek adına bu yapılan çalışmada inşallah önümüzdeki günlerden itibaren meyvelerini vermeye başlayacak. Tabii şunu söyleyeyim yani bu yıl 2020 yılı çok ekstrem bir yıl oldu. Mart 15'te başlayan Covid-19 süreci hala etkilerini devam ettiriyor. Biz 155-60'larda taşıma kapasitesinde buluyoruz ama biliyoruz ki inşallah normal günlere döneceğiz ve yoğun bir şekilde metrolarımızı kullanmaya başlayacağız. Amacımız tabii en sağlıklı, en kaliteli olan raylı sistemlerle insanları taşımak. Ama biz lastikli taşımada da biliyorsun otobüsle alakalı da yeni 85 otobüslük yenileme yatırımımızın olduğunu ifade edelim. 1.11.2018 tarihinde yapılan sözleşme ve 327 bin euro bedeliyle Vademsaş, Voestalpine Kardemir Demiryolları firması tarafından 22.07.2019 tarihinde başlayan çalışmayla makaslarımız da bir ayda monte edildi. Tren sürücülerinden kaynaklanan negatif etkileri ortadan kaldırmak için sistemin GA2'ye geçmesi gerekmektedir. Bunun için de BBR Burulaşım Vereceği bir araç üzerinde prototip çalışmasına devam etmekte. İnşallah sistem tamamlandığında Bursalı hemşehrilerimiz yeni bir yatırım yapılmışçasına inşallah süreci kalitesinin farkındalığını yaşayacaklar. Az önce dediğim gibi 2003 yılında 45 milyon taşıyan Burulaş raylı sistemleri geçen yıl 2019'da 95 milyon kişi taşıdı. Yani 17-18 yılda 2 kattan daha fazla bir artış var. Takdir edersin ki büyüyen Bursa potansiyelini karşılamamız lazım. İnşallah Emekşehir Hastanesi hattımız, T2 hattımız ve beraberinde inşallah akabindeki üniversite Gönüklü hattımızla beraber bu kapasiteler daha çok daha fazlaya çıkacak. Ve biz Bursalı hemşehrilerimizin işlerine, evlerine giderken çok daha sağlıklı, kaliteli, zamanında ve huzurlu bir şekilde araç içerisinde gitmelerini temin etmek için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Ben tekrar ekip arkadaşlarımıza, BBR firmamıza çok teşekkür ediyorum. Destek ve katkıları için. İnşallah sorunsuz, problemsiz bir şekilde Bursalı hemşehrilerimizin hizmetine de bu hizmeti sunacağımızı tekrar ifade ediyor. Saygılar sunuyorum. Taşıdık. Ayağını düşürebilir.